Merhabalar sevgili gençler. SML Hoca YouTube matematik kanalındasınız arkadaşlar. 2021 tayfa için bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve sizlerle bu videoda konu anlatımına başlıyoruz. Arkadaşlar, orta, alt, orta ve üst düzey öğrencilerin hepsinin de ama hepsinin de rahatlıkla izleyebileceği muhteşem videolar oldu. Mutlaka ama mutlaka kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Bu konu anlatımını hazırlarken genelde soruları, örnek soruların çözümlerini kolaydan zora doğru hazırlamaya gayret gösterdim. Ve bu amaç doğrultusunda yani sizlerin tamamıyla konuyu özümsemeniz ve bu konuyu halletmeniz amacıyla bu şekilde bir PDF hazırladık. Hadi bakalım inşallah senin için yarar olacaktır. 31 Aralık'ta tüm kamp bitecek arkadaşlar ve iddia ediyorum anlamadığın konu kalmayacak. Görmediğin soru tipi kalmayacak diyelim ve ilk sorumuzda, ilk konumuzda başlayalım. İlk konumuz ne arkadaşlar? Bizim temel kavramlar. Temel kavramlar deyince tabii ki öncelikle matematikte sayı kümelerini tanımak gerekiyor. Sayı kümelerinden kastımız nedir? İşte bazı kümeler vardı. Doğal sayılar kümesi, tam sayılar kümesi, rasyonel, irrasyonel, reel sayılar kümesi gibi kümelerimiz vardı. Önce bu kümeleri tanıyarak başlayacağız. Bu kümeler bizim ne işimize yarayacak? Bunları bir görelim şimdi. Doğal sayılar kümesi dedik. Doğal sayılar kümesi N harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. N harfiyle gösterdiğimiz kümenin içerisinde hangi elemanları koyacağız? Hangileri bir doğal sayıdır? En küçük doğal sayımız 0. Daha sonrasında birer ardıl olan yani birer artırarak ilerlettiğimiz ve karşımıza çıkan bütün sayılar bizim için bir doğal sayıdır diyeceğiz. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n artı 1, n artı 2, n eksi 1 de n'den önce olmak üzere. Bunların hepsi de ama hepsi de bir doğal sayıdır. Bu kümeye doğal sayılar kümesi diyoruz. En küçük doğal sayımızın 0 olması gerektiğini az önce söylemiştik biz. Peki tam sayılar kümesi. Tam sayılar kümesi de arkadaşlar aklınıza tam sayı denildiği an negatif sayılar da gelsin. Hani başına eksi koyduğumuz sayılar da gelsin mutlaka. Z ile gösteriyoruz arkadaşlar. Peki bunun bir başlangıcı var mı? Az önceki en küçüğü sıfırdı. Bunun en küçük elemanı var mı? Yok. En büyük elemanı var mı? Yok. Peki referans olarak neyi alacağız arkadaşlar? Referans olarak burada sıfırı seçeceğiz. Çünkü sıfır bizim için önemli bir nokta. Sıfırın öncesi ve sıfırın sonrası diye biz tam sayıları ikiye ayıracağız. Biz bu kümeye eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 işte devamında n artı 1, n artı 2 diye sonsuza kadar giden kümeye, sonsuz eleman olan kümeye tam sayılar kümesi diyeceğiz. Ve şunu unutmayacağız. Her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayıdır. Yani üstteki kümeyi kapsıyor bu küme. Tam sayılar kümesi doğal sayılar kümesini kapsıyor arkadaşlar. Peki onu da şu şekilde gösterebiliriz. Kümelere geçtiğim zaman bu işaretin ne anlama geldiğini de size söyleyeceğiz ama bu işaret N, Z'nin alt kümesidir diyoruz. Yani doğal sayılar tam sayıların bir alt kümesidir. Peki şu işaret, şu gösterim ne demektir arkadaşlar? Z'nin üzerinde bir eksi işareti var. Z çizgi. Bu nedir biliyor musunuz? Bu negatif tam sayılar kümesini ifade eden harftir. Semboldür. Z eksi. Z eksi yani eksi sonsuzdan gelecek arkadaşlar. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 deyip kalacak. Bakın sıfırı görmüyoruz çünkü sıfır negatif değildir. Peki sıfır pozitif mi? Sıfır pozitif de değil arkadaşlar. Sıfırın işareti yok. Bakın nötrdür falan demiyoruz. Sıfırın işareti yoktur diyoruz. Peki en büyük negatif tam sayımız biliyorsunuz sayı doğrusunu çizdiğimiz zaman arkadaşlar sıfırı şuraya koyduk. Bu tarafında 1, 2, 3 diye devam eden, bu tarafında eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye devam eden sayılarımız var. Arkadaşlar şunu sakın unutmuyorsunuz. Sayı doğrusu üzerinde sağa doğru gittiğimiz zaman her zaman sayılarımız büyüyerek ilerler. Peki sola hocam, sola doğru gittiğim zaman da küçülerek hareket edecektir. Dolayısıyla en büyük negatif tam sayı gibi cümlelerde hata yapmayacaksın. Şimdi en büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Peki z artı dediğimiz az önceki negatif tam sayılarsa şimdiki de pozitif tam sayılar olacak ve nereden başlayacak? Başlangıç noktası var mı? Var. Birden başlayacak arkadaşlar ve birer birer artarak yine sonsuz adet olacak şekilde ilerleyecek. Peki 1, 2, 3, 4, 5 bu kümeye z artı diyeceğiz ve bu kümede pozitif tam sayılar kümesi olarak nitelendirilecek. Peki bunun ekstra özel bir ismi var mı? Biz buna sayma sayıları da diyebiliriz arkadaşlar. Bazı kaynaklarda sayma sayıları deniliyor. Bazı kaynaklarda pozitif doğal sayılar, bazı kaynaklarda pozitif tam sayılar. Bunların her biri ama her biri bakın söylemler farklı olsa da aynı kapıya çıkıyor. Bunu da sakın unutmuyorsunuz. Şimdi en küçük pozitif tam sayımız neymiş? 1'miş. Peki arkadaşlar ben bu tam sayılar kümesini kurmak istesem nasıl kurabilirim? Bakın tam sayılar kümesini şu şekilde kuruyoruz arkadaşlar. Negatif tam sayılar birleşim. Pozitif tam sayılar
Birleşim, bir de bunun içine işaretsiz olan sıfırı koyarsak işte size tam sayılar kümesi. Bakın sıfırı ekstradan hariç bir şey tutmadık. Yani sıfır olmak zorunda. Eğer sen gidip negatif tam sayılarla pozitif tam sayıları birleştirsen ders şunu diyemezsin. Ben tam sayılar kümesini kurdum diyemezsin. Neden? Çünkü sıfır yok. Sıfır olmak zorunda. Bunu da aklından çıkarma sakın. Peki rasyonel sayı kümesi, rasyonel sayılar kümesi. Rasyonel sayı dediğimiz zaman şimdi tam sayılarda ne demiştim ben size? Tam sayı dendiği zaman aklınıza mutlaka negatifler gelsin. Güzel. Peki rasyonel sayı dendiği zaman aklınıza ne gelecek? Bu sefer de şu gelecek. Bir doğal sayılar, iki tam sayılar, üç kesirler. Kesir gelecek arkadaşlar. Şimdi A ile B tam sayı olacak ve B sıfırdan farklı olmak üzere. Eğer ben bir sayıyı A bölü B biçiminde yazıyorsam işte buna rasyonel sayı diyorum. Ve rasyonel sayılar kümesinin tamamının elemanları da işte bu kümenin elemanları. Öyle A bölü B'lerden oluşmakta ki A ile B birer tam sayı ve B sıfırdan farklı olsun istiyoruz. Bunu da bu şekilde okuyabilirsiniz. Peki irrasyonel, hani şey gibi mesela Türkçe'de bir kelime söyleyeyim mesela hoş kelimesi. Hoş nedir? İşte göze güzel görünen manasına gelen bir kelime, değil mi? Hoş. Peki eski Türkçe'de biz bu hoşun karşılığı olarak, zıttı olarak ne diyoruz arkadaşlar? Nahoş diyoruz. Değil mi? Nahoş. Yani hoş olmayan manasına geliyor. İşte burada da olumsuzluk öneki var. Rasyonel ve irrasyonel. İşte oradaki ir, rasyonelin olumsuzu arkadaşlar. Yani rasyonel olmayan manası katıyor irrasyonel. Bunu da buradan aklınıza tutabilirsiniz. Şimdi A bölü B, A ile B tam sayı ve B sıfırdan farklı olmak üzere şeklinde yazılamayan, yani rasyonel sayı biçiminde yazılamayan sayılara biz irrasyonel sayı diyoruz. İrrasyonel sayılar kümesini de yukarıdakini Q ile gösteriyorduk. Bunu neyle göstereceğiz? Q üssüyle göstereceğiz. Yani ben şu şekilde bir ifade kullandığım zaman sen ona diyeceksin ki irrasyonel sayı. Yine bazı kaynaklarda bunu I ile da gösterilebiliyor. Kafanız karışmasın. İrrasyonel sayılar bu şekilde de bu şekilde de gösterilir. Ama biz genel olarak Q üssünü kullanacağız. Haberin olsun. Şimdi peki bu irrasyonel sayı da rasyonel sayı biçiminde yazılamayan sayılar mı varmış diye düşünecek olursan var arkadaşım. Mesela kök dışına çıkarılamayan köklü sayılar. Derecesi kaç olursa olsun ama kök dışına çıkamaz. Kök 2 gibi, kök 5 gibi, pi sayısı gibi, e sayısı gibi. Pi sayısı biliyorsunuz 3,14 e devamı Guinness Rekorlar kitabına girecek şekilde devamını hesaplayabilirsin ama sonunu getiremezsin. İmkanı yok sonunu getiremezsin. Dolayısıyla sen bu sayının sayı doğrusu üzerinde net olarak yerini gösteremezsin. İşte burada bir es verelim. Çok güzel bir cümle kurdum aslında. Bunu sen de kafana yaz. İstersen notunu da al. Rasyonel sayılar kümesi içerisindeki sayıların sen sayı doğrusunda net olarak yerlerini gösterebilirsin. Aha da burada diyebilirsin. Ama irrasyonel sayılar kümesinin elemanlarını tahmini olarak mesela dersin ki 3,5 ile 3,6 arasındadır. Hatta 3,55 ile 3,56 arasındadır diyebilirsin ama net olarak yeri işte tam burasıdır diyemezsin. Diğer bütün sayıların gösterebiliriz biz sayı doğrusu üzerinde yerini ama irrasyonel sayıların sayı doğrusu üzerinde net olarak yerleri belli değildir arkadaşlar. Bunu sayı doğrusu üzerinde gösterilebilen, bunu da gösterilemeyen sayılar olarak da kafanda kodlayabilirsin. Şimdi rasyonel ve irrasyonel sayılar sayı kümelerinin ortak elemanları yoktur. Çok güzel. Peki o zaman ortak elemanı yok dedik ya. Ben tüm sayıları sayı doğrusu üzerinde düşünsem. Tüm sayılarım sayı doğrusu üzerinde olsun benim. Tamam peki. O halde şu mantığı kurabilir miyim ben? Sayı doğrusu üzerinde gösterilebilen sayılar dedik. Bir de gösterilemeyen sayılar dedik. O zaman ben bu ikisini birleştirirsem ne olur? Tabii ki tam sayılar kümesini elde ederim. Pardon. Tabii ki tüm reel sayılar kümesini elde ederim. Yani tüm sayıları elde ederim. Dolayısıyla o tüm sayıları elde ettiğimiz mantığa da biz ne diyeceğiz artık? Gerçek sayılar. Yani reel sayılar ya da gerçel sayılar. Hangisi kullanılıyorsa hepsi aynı kapıya çıkıyor. Gerçek, reel, gerçel sayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin az önce gösterdik ya birleşiminden oluşan kümeye biz sayı doğrusu diyoruz ya da gerçek sayılar kümesi diyoruz sevgili gençler. İşte reel sayı dediğimiz mantık da bu arkadaşlar. Peki biz şimdi geçelim diğer sayfamıza. Diğer sayfamızda sol tarafta şurada bir şekil çizmişiz. Bu şekil bir küme ve biz bu kümeyi dolduralım en içten en dışa kadar. Şimdi en küçük bizim yukarıda tanımladığımız küme neydi arkadaşlar? Doğal sayılar kümesiydi. Dolayısıyla en küçük kümeye burada ne dedim? Bu doğal sayıları kapsayan bir küme var. Az önce de bahsetmiştik. Neydi arkadaşlar? Tam sayılar kümesi. Buna da Z dedik. Bu arada sembollerin çok büyük önemi var.
Bu sembolleri öğreneceksin, aklına tutacaksın. Doğal sayı, tam sayı. Tam sayının bir üst düzeyde arkadaşlar rasyoneldi. Dolayısıyla ben şuradaki pembe kümeye rasyonel diyeceğim. Peki rasyonelle irrasyonelin kesişimi yoktu. Yani bunlar ayrık iki kümeydi. Burada Q'dan şuraya Q dedik. Pembeden ayrık olan ne var? Buradaki mavi yer var değil mi? Dolayısıyla ben buraya da Q üssü diyeceğim. Burası da irrasyonel oldu. Ben Q ile Q üssünü birleştirdiğim zaman elimde toplu olarak ne kalıyordu arkadaşlar? Reel sayılar. Dolayısıyla bu kümenin tamamına da reel sayılar kümesi diyeceğim. Ama şunu sakın unutmayın. Mat 1'de tabii ki böyle bir şey karşınıza çıkmayacak. Ama Mat 2'de tüm sayı kümelerini kapsayan sayı kümesi reel sayılar kümesi değildir arkadaşlar. Burada bu şekilde görünüyor. Ama bunun bir de üstü var. Aslında biz ona da karmaşık sayılar kümesi diyeceğiz. Ama şu an Mat 1'de bizim bununla pek işimiz yok. Haberin olsun, biz bunu buradan silelim. Ve aklımıza sadece bunu kodlayalım. Şimdi ilk sorumuzda Bismillah deyip başlayalım. Hadi. Aşağıda üzerlerinde numaralar yazan 9 tane dolap verilmiştir arkadaşlar. Bu 9 tane dolap için şunlar söyleniyor. İsmail içinde iki rakamı bulunduran dolapları seçiyor. Şimdi İsmail'in seçtiklerini turuncuyla boyayalım. İçinde iki rakamı bulunsun istiyor. Yani mesela bu gibi, mesela bu gibi. Mesela 47'nin içerisinde 2 yok. Dolayısıyla seçmiyoruz. 6, 53, 8 yok. 132'de 2 var. Ve 38, 105'te 2 olmadığı için artık İsmail'in seçtiği dolaplar belli, turuncular. Peki Irmak'ın seçtiği dolaplar ise, Irmak ise numarası iki rakamdan oluşan dolapları seçecek. Yani iki tane rakamdan oluşacak Irmak'ın seçtiği dolapların numarası. Dolayısıyla bunlar hangileridir arkadaşlar? 12'dir, 47'dir, 53'tür ve 38'dir. Başka var mı? Başka yok. Peki ikisinin beraber ortak olarak açacağı dolaplar hangileri? Sadece mavi ve turuncuya boyadığımız 12 var. Demek ki 12 numaralı kutu. Yani bir tane vardır diyebiliriz arkadaşlar. Ortak olarak kaç tane dolap olur? Bir tane dedik sevgili gençler sorumuzun cevabına. Şimdi geçtik 3. sayfamıza. 3. sayfa için arkadaşlar sorumuzu okuyalım. Diyoruz ki aşağıda 9 tane daire verilmiş. 1. 2. 3. satırımız var. 1. satıra ardışık 3 tane rakam yazacaksın diyor. Buraya 3 rakam yazacağız ve ardışık olacak. 2. satıra ardışık 3 tane doğal sayı yaz diyor. 3 tane doğal sayı diyelim. Ve 3. satıra da ardışık 3 tane tam sayı. 3 tane tam sayı yazacağız diyoruz. Pekala. Şimdi ben ardışık 3 tane rakam yazacağım. Ardışık 3 tane doğal sayı ve tam sayı yazacağım 3. satıra da. Aynı satıra yazılan sayılar ya artan ya da azalan sırada olacaktır diyor. Tamam, yani mesela 3, 4, 5 yazabildiğim gibi 5, 4, 3'ü de yazabiliyormuşum. Buna göre sarıya boyalı dairelerin içine yazılabilecek sayıların toplamı en az kaçtır diye soruluyor sevgili gençler. Yani sarıya boyalıdan kastı ne arkadaşlar? İşte şurası. Yani şu sarıya boyalıların içerisine en az toplamı en az kaç olur diye soruyor. Peki ben buraya rakam yazacağım ve ardışık olacaklar. Şimdi 7, 8, 9 yazabilirim ama 7, 8, 9 artan sırada yazdığım için o sarının içerisine büyük bir sayı gelecek. 9 gelecek. Peki ben bunları azalan sırada yazabiliyorsam neden 7, 6, 5'i tercih etmeyeyim? Değil mi? Demek ki 5 yazabilirim oraya. Bu bir. İkincisi, 3 tane doğal sayı yazacağım ikinci satıra. Şimdi o zaman en küçüğünü kullanmak zorundaysam, yani kullanmam gerekiyorsa, madem öyle ben sıfırdan başlarım. O halde burası 0, burası 1, burası 2'dir diyebilirim ki böylelikle sarının içerisinde 1 gelmiş olur. Üçüncü satırda da 3 tane tam sayı yazacağız diyor. Buradaki eksi 3 belli. Yani eksi 3'ün ben soluna ya eksi 3'ün bir büyüğünü ya da eksi 3'ün bir küçüğünü yazabilirim. Yani ya eksi 2 ya da eksi 4'e. Sarıya en küçük gelecekse mecburen eksi 4'ü yazarım. Buraya da eksi 5 gelir arkadaşlar. Pekala, bunların toplamı istenmiş. Bakın 5, 1 daha 6 yapar. 6 ve artı eksi 4 dersek 6 eksi 4'ten kaç gelir arkadaşlar cevabımız? 2. Demek ki cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet, bu soruyu bu şekilde hallettikten sonra geçelim bir diğer kısmımıza. Diğer sayfada arkadaşlar burayı unutmuyorsun. Şimdi 4 işlem diyoruz. 4 işlemden kastımız işte toplama var, çıkarma var, çarpma var ve bölme var. Bunları da bu şekilde şuraya yazalım. 4 tane işlemimiz var ama bu işlemlerin de bir de bunlar tanımlanırken, bu işlemler bulunurken arkadaşlar bazı özellikleri de tanımlanmıştır. Şimdi mesela bu işlemlerden bazılarının değişme özelliği, birleşme özelliği, dağılma özelliği var, bazılarının yok. Peki değişme özelliği olanlar hangileri? Arkadaşlar değişme özelliğini önce biz size bir anlatalım. Sen mesela
A ve B sayılarına bir işlem uyguluyorsun. Sonra yer değiştiriyorsun. B ve A sayılarına işlem uyguluyorsun. Ve sonuç değişmiyor. O halde diyorsun ki anında bu işlemin değişme özelliği var. Çünkü yer değişse de sonuç değişmiyor. O halde bunlar hangi işlemlerde var? Mesela ben A sayısıyla B sayısını toplasam, B sayısıyla A sayısının toplamına eşit olur. 2 ile 3'ü topla 5, 3 ile 2'yi topla 5. Peki bu başka hangi işlem için geçerli? Çarpma. Yani ben A ile B'yi çarparsam B ile A'nın çarpımına eşit olur. İşte bunlara değişme özelliği diyoruz. Çıkarma işleminde değişme özelliği yoktur. Bölme işleminde değişme özelliği yoktur. Yani sen 28'i 4'e bölersen 7 bulursun ama 4'ü 28'e bölersen 1 bölü 7 bulursun. Bunları da aklından çıkarma. Hemen bir deneme yanılma yöntemiyle bunları kıyaslayabilirsin. O işlem için bu özellik var mıydı yok muydu bunları bulabilirsin. Peki birleşme özelliğine bakalım. Mesela A artı şöyle yazalım B artı C. Bu arkadaşlar aslında A artı B artı C'nin ta kendisidir. Ben bunu önce A ile B'yi toplayıp üzerine C'yi ekleyebilirim. Sonuç değişmeyecektir. Ya da A çarpı B çarpı C desek. Bu da A çarpı B'nin daha sonradan C ile çarpımıdır diyebiliriz. Toplama ve çarpma için yine aynı işlemler için birleşme özelliği vardır ama diğer işlemler için birleşme özelliğinden bahsedilemez. Peki dağılma özelliği arkadaşlar dağılma özelliği sadece ama sadece çarpmanın toplama ve çıkarma üzerine dağılması vardır. Unutmayın. Mesela A çarpı B artı C diyelim. Çıkarma için göstermeyeceğim. Onu zaten şuraya eksi yazarak da bulabilirsin kendin. Onu da alttaki satıra kendin yazabilirsin. A çarpı B artı C. Bu nedir arkadaşlar? Öncelikle şunu yapacaksın. A ile B'yi çarpacaksın. Ana işlemimiz artı olacak. Sonra A ile C'yi çarpacaksın. Yani AB artı AC diyebiliriz. Peki şu şekilde yapılabilir mi? B artı C'yi sağ taraftan ben A ile çarpsam. Bu A sağ taraftan bunun üzerine dağılır mı? Vallahi dağılır şu şekilde. Yani BA artı CA şeklinde yazabilirsin. Ana işlemimiz gene burada artı olacaktır. Bakın şuna sağdan dağılma özelliği diyeceğiz. Buna sağdan dağılma özelliği, pardon, soldan arkadaşlar. Sol tarafında A çünkü. Buna soldan dağılma özelliği diyeceğiz. Alttakine de sağdan dağılma özelliği demiş olacağız. Peki bu etkisiz eleman yani ilkokuldan beri görüyoruz. Birazdan bu etkisiz elemanın aslında bizi başka bir özelliği de götürdüğünü anlamış olacağız. Etkisiz eleman arkadaşlar etkisiz eleman neydi? Mesela toplamanın etkisiz elemanı. Bana 5 sayısıyla bir sayıyı topla ve sonuç gene 5 olsun. Yani etkisi olmasın o elemanın. Nedir arkadaşlar? Tabii ki sıfırdır. Şimdi biz toplama işleminin etkisiz elemanını sıfır olarak kabul ediyoruz. Çarpma işleminin de etkisiz elemanını biz 1 olarak kabul ediyoruz. Yani sen 5 sayısıyla neyi çarparsan sonuç gene 5 çıkar. Tabii ki 1'i. Bu yüzden etkisizdir. Yani birimdir. Tamam. Şimdi toplamanın ve çarpmanın etkisiz elemanları var. Diğerlerinin yok. Peki ters eleman özelliğine geçelim. Şimdi burayı dikkatli dinlemen gerekiyor. Ters elemanı. İyi dinle, algılarını aç. Şimdi şöyle diyeceğiz arkadaşlar biz burada. Ters eleman özelliğinde. Ben 5 sayısıyla öyle bir sayıyı toplayayım ki sonuç 0 olsun ki 0'ı birazdan tekrar döneceğiz oraya. 5 sayısıyla da öyle bir sayıyı ben çarpayım ki sonuç 1 olsun. Şimdi neden 0 neden 1? Yani ezbere mi bilmemiz gerekiyor bunları? Yok 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 öyle ezberlemeyeceğim falan. Ne yapacağım biliyor musun? Bak. Etkisiz eleman dedik aslında. Toplamanın etkisiz elemanı neydi? Sıfırdı. Şimdi ben ters elemanı bulurken 5 sayısıyla hangi işlemi toplama işlemi altında hangi sayıyı toplama işlemi altında işleme sokarsam sonuç olarak etkisiz elemanı elde ederim ya da birim elemanı elde ederim. Amaç bu zaten. Çarpma işlemine geçiyorum. Ben 5 sayısıyla hangi sayıyı çarpma işlemi adı altında birleştirirsem sonuç birim elemana gider. Birim eleman neydi çarpmanın? Birdi. Şimdi sen bunları gayet iyi tahmin edebiliyorsun. 5 ile neyi toplarsam 0 olur? Eksi 5'i. 5 ile neyi çarparsam 1 olur? 1 bölü 5'i. İşte bu yüzden de biz şuna eksi 5'e, 5'in tersi eksi 5'tir. Toplama işlemine göre tersi eksi 5'tir. 5'in çarpma işlemine göre tersi de 1 bölü 5'tir diyoruz. Bundan sonra sen bunları bütün sayılara uygulayabilirsin. Yani ben sana 7 sayısı dersem sen toplama işlemine göre tersine eksi 7 dersin. Çarpma işlemine göre tersine 1 bölü 7 dersin. N tam sayısı dersem sen dersin ki eksi N bunun
toplama işlemine göre tersidir. 1 bölü n de bunun çarpma işlemine göre tersidir. Peki sıfır sayısının çarpma işlemine göre tersi dersem orada diyeceksin ki o orada dur bu tanımlı değil. Neden? Çünkü sıfırı ters çevirdiğin zaman 1 bölü 0 olur ve 1 bölü 0 tanımsızdır. Dolayısıyla arkadaşlar sıfırın ters elemanı çarpma işlemine göre ters elemanı yoktur diyebiliriz. Peki yutan eleman? Arkadaşlar yutan eleman olarak da biz çarpma işleminde yutan eleman var diyoruz. Bu da nedir? Sıfır sayısı bütün çarpma işlemlerinin sonucunu sıfıra götürecektir. Dolayısıyla biz mesela 5 sayısı ben neyle çarparsam sonuç 0 olur. Tabii ki 0'la. Dolayısıyla arkadaşlar buna da sıfıra da çarpma işleminin yutan elemanı diyoruz. Evet gençler şimdi geçelim 5. sayfamıza. 5. sayfada arkadaşlar bir uyarımız var. Bu uyarıya bir göz atacak olursak A0'dan farklı olmak üzere eğer 0'ı herhangi bir 0'dan farklı A sayısına bölersek sonuç 0 olur diyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Eğer ki A'yı yani o 0'dan farklı olan A'yı ben 0'a bölersem tanımsızlık elde ederim diyorum. Burası çok önemli. 0'ı 0'a bölersem o zaman ne olur? İşte o zaman da belirsizlik olur diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da sakın unutmuyorsunuz. 0 bölü 0 şurayı silelim. Belirsizdir yazalım arkadaşlar. Burada notumuzu alırken bir dikkatsizlik yapmışız. 0 bölü 0 belirsizdir arkadaşlar. Bunu da sakın unutmuyorsunuz. Şimdi geçelim bir örneklerimize bakalım. Eksi 6 artı 14 bölü basitten başlıyoruz. Bakın yapılamayacak hiçbir soru yok. Ama önemli olan şu. Sen zincirin halkalarını en baştaki halkaya alacaksın. İkincisine bağlayacaksın. Daha sonra bu şekilde halka halka ilmik ilmik işleyeceksin. Bunu sakın unutma. Yapamayacağın hiçbir soru yok. En basitinden başladık. Zoruna doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Allah yine şıklığı versin. Şimdi eksi 6 artı 14 bölü 3 eksi eksi 5. İşlemler birbirine girmeye başladığı zaman mutlaka mutlaka orada kolaylık vardır. Bunları sakın unutma. Şimdi eksi 6 artı 14. Sen bunu yapamıyorsan 14 eksi 6 diyeceksin. Kafan karışıyorsa yapamıyorsan demeyelim şimdi. 3 eksi eksi 5. Eksi kere eksi ne yapar arkadaşlar? Artı yapar. 3 artı 5. Demek ki 3 ile 5'i toplayacağız. 14'ten 6'yı çıkarırsanız 8. 3'e 5 eklerseniz 8. 8 bölü 8 kaç yapacaktır? 1. Yani cevabımız 1'miş arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Eksi 2 artı 2 çarpı eksi 2. Bakın 2 kere eksi 2. İşlem önceliğinde de burada kap birazdan işlem önceliğinde göreceğiz çünkü. 2 kere eksi 2. Ne yapacaktır? Eksi 4. Peki eksi 2 eksi 4 daha kaç yapar arkadaşlar? Eksi 6. Bölü 1 artı eksi 3. Yani eksi 3 ile 1'i toplayacaksın ya da 1'den 3'ü çıkaracaksın. Ne yapar? Eksi 2. Peki ben eksi 6'yı eksi 2'ye bölerken buradaki eksilerin gideceğini ve 6'yı 2'ye böldüğüm zaman da sonucun 3 çıkması gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla cevabımız 3'tür diyeceğiz sevgili gençler. Ve geçeceğiz bir alttaki sayfamıza. Şimdi sorumuz şu. Bizim bir çarpma işlemimiz var. Üstte 3 basamaklı bir sayı, altta 3 basamaklı olan 216 sayısı bunlar çarpılmış. Daha sonrasında burası bu çıkmış, burası böyle çıkmış ve şurası da 1356 çıkmış. Toplamda çarpımın sonucu var. Peki bize diyor ki birinci çarpan kaçtır? Yani şuradaki sayı, yani şuradaki 3 basamaklı sayı kaçtır diye soruyor bize. Şimdi bakın, bunu yapmak için çok basit bazı olaylarımız var. Bazen şu soruyu bile gördüğümüz zaman aslında ilkokul bilgilerini rahatlıkla çözülebilecek bir soru. Ama biz bunu bile gördüğümüz zaman soru bankalarında, denemelerde, sınavlarda gördüğümüz zaman birazcık ne diyelim afallıyoruz. Bunu yapmıyorum arkadaşlar. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Eğer buradaki ABC sayısı olmuş olsaydı ben şunun sonucunu nasıl bulacaktım? 2 ile bunu çarpacaktım, buraya yazacaktım. Yani arkadaşlar ben ABC sayısı dediğim sayıyı 2 ile çarptığım zaman 1356 bulmuşum. Demek ki ben ABC'yi bulabilmek için 1356'yı kaça bölmem gerekiyormuş? 2'ye. Madem öyle 13'ün içerisindeki kaç defa var? 6. 2 kere 6 12 çıkar 1. 15'in içerisinde 7. 2 kere 7 14 çıkar 1. 6'yı aşağı indirdim 16'nın içerisinde 8 defa var. Demek ki 678'miş bu ABC sayımız arkadaşlar. Bize de zaten bu soruluyordu. Cevabımız Edirne seçeneği olacaktı. Evet. Şimdi burayı da bitirdiğimize göre 7. sayfamızdayız. Az kaldı arkadaşlar ilk videonun bitmesine. Daha sonrasında hemen bir 10 dakika ara verip ikinci videomuzu izleyebilirsin. Şimdi A6A ile A'yı çarpmış ve 5369 gibi bir sonuç bulmuş. Yandaki çarpma işleminde A bir rakamı. A6, A3 basamaklı bir sayıyı göstermekte ve buna göre A kaçtır diye sorulmuş.
Hiçbir şekilde şuradaki 6 ile falan soruda bir işin yok. Buradaki A ile de işin yok. Senin işin aha da şuradaki A ve buradaki A arkadaşlar. İki tane A'mız var ya. Peki niye bizim işimiz orası? Çünkü biz buradaki 9'u biliyoruz. Hangi iki tane rakamı çarptığımız zaman sonucu 9 olan bir sayı çıkar? 3 kere 3 olabilir. Değil mi? Şimdi 3'ü yazdım, 3'ü yazdım. 3 kere 3'ten 9'u elde ettik. Peki 3 kere 6 18. Aha doymadı. Peki 3 ile 3 değilmiş. Başka ne var? 7 ile 7 var. Yani 7 kere 7 49. 49'un 4'ü. Değil mi? 49'un 9 elde var. 4. 7 kere 6. 42. Üzerine ekleyeceğim. 4. 6'yı yakaladık mı? Yakaladık. Zaten A dediğimiz şey 7 ise üzerine eklediğimiz zaman 7 kere 7'nin üzerine tekrardan 4 eklediğimiz zaman 53 yapacak arkadaşlar. Demek ki sevgili gençler bizim cevabımız 7'ymiş. A sayısı 7 olacakmış. Zaten cevap ya 3 olacaktı ya da 7 olacaktı. Başka bir alternatifimiz yoktu sevgili gençler. Ve son sayfamız işlem önceliği. İşlem önceliği için sadece bu kısmı biraz üzerinden geçelim. Bir dahaki derse yine burayı okuyarak ve yine kendin biraz ön hazırlık yaparak gelirsen seviniriz. Merak etme, sorularımız gitgide zorlaşıyor dedik. Bu ilk videomuz olduğu için PDF'imizin şu şekilde gösterecek olursak devamı var arkadaşlar. Ve devamında yine yeni nesil ve daha zor sorularla karşılaşacağız. Biz işlem önceliğinde kaldık. Dilerseniz bu işlem önceliğine diğer videoda geçelim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum. Bol bol matematik çalışmayı da unutmayın arkadaşlar.